Selam millet, ben Şefik ve bu da Sensible Soccer'ın yeni versiyonu, 2020 versiyonu. Aslında çıkalı birkaç ay oldu sanırım ama iki güncelleme aldı. Bu ara transfer dönemindeki kadro güncellemelerini de aldı. Biraz da hatalarından arındırıldı. Ben çok denk gelmemiştim ama yeni versiyonu da çıkmışken oyunu size bir göstereyim istiyorum. Bilmeyenler varsa futbol oyunlarının atalarından biri Kickoff ve Sensible Soccer, ki ben her zaman Sensible Soccer'cıydım. Kickoff'la çok büyük rekabeti vardı çıktığı dönemlerde. 90'ların başı bu. Ve bence hala en iyi futbol oyunu bu. Yani FIFA'ymış, PES'miş. Hiç yani. Bunun yanında benim için hiçbir değerleri yok. Oyunun bu versiyonunda o kadar çok özellik ekledi ki insanlar. Bu tamamen bir oyunun hayran kitlesinin yaptığı bir yazılım diyeyim. Bu yazılım üstünden birçok ayar yapabiliyorsunuz. Oyunun Amiga mı, DOS versiyonu mu oynayacağınızı seçebiliyorsunuz. Monitör ve çözünürlük seçim var. Tabii ki eskiden böyle 1920x1080 çözünürlük yoktu. Bu çözünürlükte oynuyorsunuz. Onun dışında çok fazla ayar, ekstra şey eklemişler. Hangi sezonda oyuna başlayacağınız, işte introları vesaire geçip geçemeyeceğiniz gibi şeyler var. Saha grafikleri yapmışlar. Yeni grafikler var. Kendilerinin yaptığı. Bunları kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda son kadro güncellemeleri var oyunda ama istiyorsanız buradan kadroları da değiştirebiliyorsunuz. Örneğin buradan Türkiye'ye bastıktan sonra Database Browser'a basarsanız Database Browser açılıyor ve burada istediğiniz bir takıma girip onun kadrosunu değiştirebiliyorsunuz. Yıldızları vesairesi de gözüküyor gördüğünüz gibi. Bayağı detaylı hazırlamışlar. Çok sağlam bir proje bu. Bu kadar anlattıktan sonra bir de oynanışı göstereyim. Sensible bilen zaten biliyordur ama böyle değişik grafiklerle, daha doğrusu birazcık tabii oyunun komple grafiklerini değiştirmemişler ama sağ kenarı vesaire, biraz arayüz vesaire değiştirmişler. Bunlarla beraber oyun nasıl gözüküyor size bir göstereyim. Göstermek için de bir tane aslında hazırlık maçı yapsam iyi olur. Oyunda neler var derseniz normal bir dostluk maçı yapabiliyorsunuz. Kendiniz turnuvalar düzenleyebiliyorsunuz ya da hazır olanlardan kullanabiliyorsunuz. Dünya Kupası ve Avrupa'daki tüm etkinlikler vesaire tamamı var. O dönemden kalan etkinlikler de var. Kupa Galipleri Kupası gibi. Örneğin ben şuradan rastgele bir maç açayım. Ve kulüp olarak da tabii ki Manchester City'yi seçeyim. Karşıma da kimi alayım? Bakalım Avrupa'dan, mesela İtalya'dan şöyle Juventus'u alalım. Yine bilmeyenlere söyleyeyim. Şöyle iki kere bastığınızda takımı siz yönetiyorsunuz. Böyle bıraktığınızda yapay zeka yönetiyor. Şöyle yaparsanız da koç olarak takımı yönetiyorsunuz. Yani saha içindeki hiçbir şey karışmıyorsunuz. Takımları seçtikten sonra gördüğünüz gibi kadrolar, güncel, son kadrolar. Bu kadro gelişim sürecinde de oyunların gerçeklik değerlerine göre, maddi değerlerine, piyasa değerlerine göre ayarlamalar yapıldığı için özellikle bu yıldız konusunda, bu oyunun bir yıldız sistemi var sağda görüyorsunuz. Gayet dengeli olmuş diyebilirim. Hemen maça basalım. Manchester City Juventus maçı. Gördüğünüz gibi karşı tarafta da Ronaldo hemen göze çarpıyor. Oyunda yeni grafiklerde bu maçta denk gelecek mi bilmiyorum ama sol üstte zaten scoreboard'u değiştirmişler. Onun dışında kale arkası grafikleri değişmiş. Değişik kale arkası ve stat görüntüleri var. Daha doğrusu çatı vesaire görebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir oyuncu değiştirme ekranına bir gideyim bakayım. Sol tarafta bir yenilik var mı bu statta en azından. Normalde burada tribün yok oyunun kendisinde, orijinalinde. Oraya tribün de eklemişler. Sadece kulübeler gözüküyor. Bu adam kimmiş ya o kadar yavaş? Neyse korner oldu. Oo. Bu korneri kaçırmamak lazım. Normalde o kornerleri ön direğe attığınızda oradaki adamla olduğunuz yerden kafayla gol atabiliyorsunuz. Tabii ben bunu Amiga'da joystick'le oynuyordum. PC'de oynarken eski versiyonlarına da klavye alıştım. Çünkü bir joystick'imiz de yok. Gamepad'le oynamak çok zor geliyor bana. Güzel bir şut da ama olmadı. Bu arada oyunu açarken launcher'ı ilk açtığınızda spiker seçimi de yapabiliyorsunuz. Bu yeni bir spiker. Orijinal spikeri de var ama istiyorsanız. Güzel bastırıyorum ama henüz golü bulamadım. İşte şu bahsettiğim kafa vuruşu buydu ama gol olmadı. Bakalım. Silva biraz yavaşmış. Silva'nın yerine başka birini koyabilirim aslında. Kalenin önünden niye uçtum derseniz, bu oyunda gol yememenin... Evet. Bunu deyip gol yemem. Gol yemek istemiyorsunuz. Kaleye gelen şutları savunmayla engellemeniz çok daha önemli. Çünkü bazen kaleciyi geçtiği oluyor vesaire. Çizgiden çok top çıkarıyorsunuz. Bir Sensible klasiği.
Bir de kaleciye çalım atmak var da onu her zaman çok iyi başardığımı söyleyemem. Bir de şöyle orta sahadan kaldırıp gol atabiliyorsunuz. Bir sensible klasiğine. Özellikle santradan gol atmak. Santrada sağ kenara ya da sol kenara verip topu dikmek çok popüler bir yöntem. Bakalım bu maç nasıl bitecek. Güzel şuttu ama öyle pek gol olmuyor. Yani belli gol çizgileri var ama bazen kaleciye göre de çeşitlilik gösterebiliyor. Gol olup olmama ihtimali pozisyonların. Çıkaramadık ve ilk yarı 1-0 geride kapattık. Skorboard'u güzel yapmışlar. Formaları falan da gösteriyor. Bu alttakini değiştirmemişler. Kaleciden dönen topu tamamlayıp attılar tabii golü. Bu arada oyunda çok fazla taktik seçenek vesaire de var. Bunları da düzenleyebiliyorsunuz o ilk baştaki launcher'dan. Sen onu sağa versen. Abi. Güzel. Bu arada bir oyuncu değiştireyim. Yerlerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Bakalım kim varmış bende. Bernardo Silva'yı mesela. Tabii Silva'nın yerini alalım. Bilmeyenler için söyleyeyim. Sakatlık var, kırmızı kart var. Bu tip detaylar da var oyunda. Hatta sezonu kapatma var. Böyle adam resmen oyuncunuz ölmüşçesine bir ikon çıkıyor. Kariyer modunda bunlar çok etkiliyor. Kariyer modunda şöyle bir gösteririm ilk kısmını. Yani çok uzun yıllar süren bir kariyer yapabiliyorsunuz. Güzel şutta ama olmadı. Bu oyunun hala çok fazla etkinliği, turnuvası vesaire oluyor topluluğu arasında. Hatta onların oynadıklarını gördükten sonra kendi oynayışınızı sensible oynuyorum diyemiyorsunuz. Çok acayip oynuyor. Özellikle şu topu uzaklaştırabilirsem çok fazla havadan top taşıyorlar şöyle kafalarla. Güzel şuttu ama yine olmadı. Bir gol ataydık ya. Saha dizilimi çok önemli oyunda. Ben şimdi default taktikle başladım ama ya bir gol atabilir miyim lütfen? Şurada video çekiyorum lütfen. Güzel şuttu. Olmadı. Yine olmadı. Sonunda oldu. Zorladım. R'ye bastığınızda golün tekrarını izleyebiliyorsunuz. Hatta bir daha R'ye bastığınızda böyle yavaş çekim. Öyle bir vurmuşum ki tavana asmışım. Şu an fark ettim. UNICEF tabelası yapmışlar. Reklam tabelası. Gayet. Eskiden çünkü oyunun adı yazıyordu. Eyvah. Kaleciye bırakmadan kafayla kendim çıkardım ama korner oldu. İyi, çok kötü bir korner attılar. Bir şansımı denedim. Genelde bu kaldırılan toplarla da bol bol gol atılıyor bu oyunda. Eyvah. Neyse ki son pozisyonu değerlendiremediler ve maç 1-1 bitti. Dostça bitti. Maç bittiğinde önce skoru sonra da maç istatistiklerini görebiliyorsunuz. Yukarıda lojada yapmışlar ya bu arada. Gayet güzel olmuş. Oynarken çok dikkat etmedim. Bayağı da bastırmışım. Bir de oyunun en önemli kısmını yani kariyer modunu göstereyim. Bir kariyere başladığınızda tabii ki adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. John Hare bu arada oyunun yapımcısı ki Social Soccer diye de bir oyuna başladılar ama sonra erken erişime soktuktan sonra Steam'den çektiler. Bir Çinli firmayla anlaşarak yatırım konusunda önce mobile çıkardılar. Apple Arcade'de var oyun. İnşallah bir gün PC versiyonu geri gelir. Oyuna girdiğinizde hemen kendinize bir takım seçiyorsunuz. Sonrasında çok fazla şey var yani... Çok uzun bir kariyer yapıyorsunuz, kadronuzu yönetiyorsunuz vesaire. Hatta burada size normalde oyunda bütün kadrolar 16 kişilik. Öyle bir sınırı vardı. Burada deneme oyuncuları geliyor. Siz bunları oynattıkça oyuncuların değerleri de değişiyor. Ve aslında
bir şekilde onun üstünden para kazanmaya çalışıyorsunuz. Oyunda haftalık gelir giderinizi buradan takip ediyorsunuz. Onun dışında transfer yapabiliyorsunuz. İşte yerli pazar, yabancı pazara bakabiliyorsunuz. Kimler satışlıymış, kimler Gökhan Gönül satışlıymış mesela, direkt alabilirim. Oyuncuların özellikleri, başlıca özellikleri bu yanlarındaki 3 harfle yazıyor. İşte finishing var, shooting var, kafa vuruşu var, koşu hızı var. Bunların hepsi burada yazıyor. Yabancı markette kim var? Şöyle satışta düzgün bir adam var mı? Şu an dikkatimi çeken biri olmadı. Buradan transferlerinizi yapıyorsunuz ya da bir oyuncuyu satışa koyabiliyorsunuz. Onun dışında maçları takip edebiliyorsunuz. Dünyadaki diğer etkinliklere bakabiliyorsunuz. Tüm kariyerinizi burada görüyorsunuz. Kupa alırsanız kupalarınız da buraya diziliyor. Bayağı güzel doldurabiliyorsunuz orayı. Onun dışında da işte diğer kupaları vesaireyi de takip edebiliyorsunuz. Maçları oynamak istemiyorsanız player coach açtım ben, ama maçları oynamak istemiyorsanız direkt sonuç da alabiliyorsunuz şu şekilde. 2-0 yenmişiz. Sonrasında da mesela lige bakıp ilk hafta sonuçlarından sonra gol krallığında kim var, bunları da takip edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Podolski Antalyaspor'da, hani o kadar güncel kadrolar, ne kadar güncel olduğunu buradan çıkarabilirsiniz. Ve onun dışında dediğim gibi turnuvalar vesaire var. Custom Team diye bir olay var oyunda. Bu Custom Team'de oyunun kendi içindeki takımlar vardı Sensible'da, ama belki güncellerken bunlar da böyle eğlenceli içerikler üretmiş olabilirler. Onun dışında onları da güncelleyebiliyorsunuz. Bir de gollerin kayıtlarını da alabiliyorsunuz. Beğendiğiniz bir gol olursa. Son olarak taktik ekranı da var. Taktik düzenlemesi de yapabiliyorsunuz. Hatta topun olduğu yere göre oyuncular nerede olacak, bunları bile düzenleyebiliyorsunuz. Bu kadar güzel bir oyundu. Hiç bilmeyenler için söyleyeyim, bu kadar detaylı güzel bir oyundu. Kısacası Sensible Soccer'ın yeni güncellenmiş ve daha böyle renkli hale getirilmiş görsellerle haline oynamak istiyorsanız, download linki de açıklama kısmına bırakıyorum. Hatta bu oyunu geliştiren ve yıllardır Sensible topluluğunu bir arada tutan topluluğun linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ben şimdi yeni bir kariyere başlarken bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.